Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'a karşı fosfor bombası da kullanmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev son basın toplantısında bu konuya özellikle dikkat çekti. Devamı var, Ermenistan'ın terör örgütlerinden destek aldığına dair ayrıntıları da paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği suçları anlattı. 27 Eylül'den bu yana cephedeki provokasyonların yanı sıra çirkin bir enformasyon savaşı yürütüldüğünün altını çizdi. Ermenistan'ın dünyaya yalanlarını satmaya çalıştığını söyledi. Prezident Hamelev'in bu faaliyetini imitasyon etmeye çalışır. Hacıyev, bazı basın kurumlarının bile Ermeni lobisinin baskısıyla hareket ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uluslararası birçok televizyon kanalına mülakat vererek gerçekleri dünyaya aktardığını kaydetti. Prezident İlham Aliyev tarafından sentyabrın 29'undan noyabr ayının 2'sine kadar dünyanın en aparıcı medya organlarına 24'ten artık müsahabeler verilmiştir. Ve her birimiz de canlı şahidiyiz ki bu müsahabelerin her biri bir saat, bazen müsahabeler olmuştur ki 2 saat çekmiştir. Ve bu müsahabeler çerçevesinde de esnasında da ülkemizin haklı mövqeyi beynəlxalq aparıcı medya qurumları vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmıştır. Burada xüsusilə biz CNN, Al Jazeera, Euronews, Fox News, Sky News, France 24, ayrıca Almanya, Nikkei Japonya, El Arabiye, Türkiye'nin TRT, Haber Global, Haber Türk, CNN Türk, Rusya'nın Rusya 1, Pervi Kanal, RBK, TAS, Interfax vesaire kimi aparıcı dünyanın nüfuzlu mətbuat organlarını qeyd edə bilərik. Və Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi də Prezident Hamelevin bu fəaliyyətini imitasiya etməyə çalışır. Amma onlar hər bir müsahibəsində bir daha da Ermənistanın əsl riyakar və irticası simasını bir daha da göstərirlər. Hacıyev, Ermenistan'ın sivillere yasaklı silahlarla saldırdığını söyledi. Gence ve Berde'ye misket bombasıyla yapılan saldırıları hatırlattı. Fosforlu silah da kullanmaya başladıklarını belirtti. Bu silahların kimyasal içerikli olduğunun altını çizdi. Ermenistan'ın 11 Azerbaycanlı çocuğun katili olduğunu söyledi. Son dövrlerde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin arsenalında ve Azerbaycan'a karşı hayata geçirilen bu hücumlarda fosfor silahlarının, fosfor təyinatlı, yani ağ fosfor təyinatlı silahlardan ve mermilerden geniş şekilde istifadə edilmeye başlamıştır. Məlumdur ki, tərkibində ağ fosfor olan silahlar tənəffüs və həzm yolu ilə orqanizmə daxil olduqda və yaxud da yanmış nahiyələr vasitəsilə orqanizmə sovrulduqda onlar həddən ziyadə zəhərləyici bir xüsusiyyətə malikdirlər və insanların sağlamlığı üçün ağır bir fəsadlar törədə bilərlər. Azərbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ermənistanın terör örgütü ASALA üyeleri de dahil farklı ülkelerdeki teröristlerden destek aldığını belirtti. Azerbaycan askerlerinin ise her karış toprağı canı kanı bahasına kurtardığını ifade etti. Her bir karış toprağımız Azerbaycan askerlerinin, reşadetli, müzeffer Azerbaycan askerlerinin canı bahasına, kanı bahasına başa gelir. Ve adım ba adım biz ilerleyirik. Ve her bir toprağımızı da büyük bir reşadet göstererek azad edirik. Ona göre de azad edilmiş her bir karış toprağımızın bizim kalbimizde büyük bir yeri var. Bir gurur mənbəyimizdir ve bundan fəxr durmayalıq. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov ise cephe hattındaki son durumu anlattı. Düşmanın geri çekildiğini söyledi. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan ve Qubadlı istiqamətlərində devam edib. Cəbhənin bir neçə istiqamətindəki mövqələrimizə, xüsusilə azad edilmiş ərazilərə yenidən hücumlar edən düşmən şəxsi heyət ve texnika baxımından itkilər vererek geri çekilməyə məcbur edilib. Eyvazov, Ermenistan'a ait hedeflerin birer birer vurulduğunu aktardı. Azerbaycan ordusunun insan hakları hukukuna uygun hareket ettiğini söyledi.